Babacığım, klinikteki iki odada dolu demiştim. Şimdi benim danışan randevularını hangi odanın boşluğuna göre ayarlayacağız? Ya çünkü senin hastan çok, oda boş durmaz. Ah durun yine ah. 8'de 8 olmasaydı, arada bir fire verseydi şey olurdu da. Kadın kusursuz hizmet veriyor. Baba. Efendim kızım? Bölmüyorum değil mi? Yani bayağı kendi kendine laflıyorsun. Neyin var? Ezber yapıyordum. Bizim bu ilaç isimleri var ya, yeni bir iki tane şey oldu da. Onu dedin, doğru konu. Şey yaparız, onu zamanı gelince konuşuruz kızım. 5 dakika sonra yani. 5 dakika mı? Çok yakınmış ya. Ya kızım ben vakit kazanmak için öyle söyledim. Ben sen ne sormuştun bana tam? Babacığım, bugün işe başlıyorum ya, odam neresi olacak diyorum. Onu yolda konuşuruz kızım. Baba, kliniğin önünde park halindeyiz zaten. Yani masa mı diyorum, diğer doktorun odasına mı koysak? Yani seni rahatsız etmemek için tabii ki. Tabii tabii. Onu öyle o kadar şey ki... doğru, haklısın. Haklısın onu. Kızım, sen in. Benim bir iki işim var, onları halledeyim. Gelince konuşalım, tamam mı? Ben kafam oraya gitti. Ben ne dediğini anlayamadım yani, tamam mı bir tanem? Sen şey yapınca, gelince... Hadi bakalım, meslek hayatının da ilk iş günü hayırlı olsun. Gel bir öpeyim seni, güzel kızım. Hadi bakalım, görüşürüz. Tura atsaydım, kafam rahattı mis. Günaydın. Günaydın. İlk gün heyecanlı tabii. Hocadan bile erken geldin. Ama var ya, bu heyecan sonra böyle yavaş yavaş dönüveriyor. Yok ya, babanla geldik de bir işi çıktı. O da gelir biraz. Tamam. Aa, Yağmur. Ay sen ne kadar büyümüşsün. Çilemcim, biz seninle aynı yaştayız. Sen benim küçüklüğümü görmedin ki. Kilo almışsın o zaman. Büyümüşsün, böyle değildin. Çilem, neden beni yüzmeye çalışıyorsun? Heh, gel gel bak kim geldi. Merhaba. Kim geldi? Ben tanıştırayım. Yağmur Hanım. Mehmet Ali Hoca'nın kızı. Emre Bey, yeni doktorumuz. Merhaba. Ya ben tanışmıştık biz. Memnun oldum. Ben de. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben hemen odadayım. Hiç çekinmeden gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı olsun tekrar. Çilem, bana da bir Türk kahvesi ısmarlar mısın? Aha, ben içmedim. Al, al, al. Daha ağzımı sürmedim. Al. Biz baş başa içeriz diye şey yaptım ben ama... Çilemciğim, Yağmur Hanım'a bir kahve yapar mısın? Beklemeniz gerekecek ama biraz. Sürüyor yani. Olsun, bekleriz. Yağmur, niye söylemiyorsun? Ya borça düştüm kaç kere. Biliyor sanıyorum ben. Ay canım, olur mu öyle şey? Çilemi bilmiyor musun? Sağ solu belli olmaz onun. Ya tamam da hani söylesen, ben de burada boşuna debelenip durmam herhalde. Şöyle, ben böyle yaparken tam tur şöyle. Şöyle mi? Yok. Olur. Emre? Sıkıştın. Böyle oldu sanki. Ne diyorsun? Evet, ben güzel de... Güzel. Teşekkür ederim aşkım. Yağmur, ne yapıyorsun? Aşkım, saçmalama ya. Kim görecek bizi burada? Belli olmaz. Babanın odası 3 adım ileride. Tehlikeli, burun burunayız. Ama... Aynı ofiste olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Beni de. Ya bundan sonra artık hep beraber olacağız, yan yana olacağız diye... dün gece heyecandan hiç uyumadım. Dün gece sen nöbette değil miydin burada Emre? Evet. Nöbette zaten uyumuyoruz ki. Doğru. Ama bu başka. Yani adrenalin sporu gibi düşün. Vücut hep bir teyakkuzda. Babam beni geliştiriyor ama biliyor musun? Kendimi update ediyorum. Öyle mi Emre Bey? Ne?
Bey mi? Bak vallahi Yağmur, yerin kulağı var. Baban duyarsa çok fena olur. Eninde sonunda zaten babama söyleyeceğiz, tamam mı? Büyütme bu kadar. Sen sadece onun gözüne girmeye çalış. O da bu ilişkiyi kabullenecek. Ya ben adamın gözüne batıyorum. Nasıl gireyim? O geldi. Adını üç kere andık tabii. O geldi. Açıyorum, hazır mısın? Evet. Baba! Baba, iyi misin? Hocam! Bir şeyin var mı? Kırık, çıkık, çürük bir şey gözüküyor mu? Emre, kontrol et. Bakma öyle ben böyle oğlum. Bir türlü sevemedim bu çocuğu ya. Sevdirmiyor kendini, işlevsiz. Oğlum var mı bir şeyim, çabuk söyle. Yok yok hocam, gayet iyisiniz. Ay hocam, çok iyi görünüyorsunuz maşallah. O zaman tamam. Ben iyisem sıkıntı yok. Telaş etmeyin. Ama kaç kere söyledim bu yerleri ıslak bırakmayın diye. Yani taş çatlasın 3-4 defa. Allah'ım yarabbim ya. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Şey, hocam nasıl anlat... nasıl anlatsak? Tamam, tamam, tamam. Tamam, anladım. Olur böyle şeyler, olur, olur, olur. Biz de genç olduk zamanında ya. De ben bunu bu zamana kadar nasıl anlamadım? Bir geç mi bakayım şöyle bir yanına geç Emre. Aydan şöyle bir yan yana gelin bakayım kızım. Şöyle. Kızım baksana ne çok yakıştılar birbirlerine. Ama baba. Ne aması kızım ya? Görmüyor musun? Göz var, izan var. Biblo gibi kız. Evet. Evet. Gerçekten çok yakıştılar babacığım. Yalnız hocam şimdi... Tamam, tamam, tamam. Ben de bütün taşlar şimdi yerine oturdu o. Her gün izin istemeler falan. Direkt söyleseydin ya oğlum. Ama şimdi babacığım şey yapmışlardır. Yani iş yerinde böyle bir şey olmaz, çekinmişlerdir. Evet hocam. Kim demiş onu? Hangi aşk düşmanı? Niye öyle bir şey olmasın ki? 2 günlük dünya. Tamam burası iş yeri ama... onlar birbirlerine aşıklar. Aşıkların karşısında kim durabilir ki? Kimse! Ahlaka mugayir davranmadığınız müddetçe... özgürce yaşayın aşkınızı. Değil mi? Benim bile haberim yoktu. Dibinizdeydim halbuki tüm gün. Nazar ederim değil mi korktunuz? Aşk olsun. Vay kerata! Vay! Şanslı kerata. Ya bu tiple bulduğun kıza bak. Bak, Aydan'dan iyisini bulamazsın. Ay, olur mu hocam? Bulur. Çok daha iyilerini bulur. Şaka mı yapıyorsun Aydan? Bak, bu ilişkinin güzeli sensin. Güç sende. Adam et bunu. Biraz alık falan ama hoş çocuk. Baby face. Emre, bana bak. Bu kızdan ayrılırsan... hemen kendine yeni bir iş yeri bul. Getiriver istifanı. 3 gramlık aklı yokmuş derim, hemen kabul ederim. Yani anlaşamazsa iki insan sonuçta ayrılabilir. Sonuçta. Kovarım ki, acımam. Ben yola Aydan'la devam ederim. Sen yenisin. Biz buralarda yenileri sevmeyiz. Al şunu da görmesinler. Ne bu hocam? Al bunu. Kızı güzel bir yemeğe götürürsün akşam. Haçlık olsun. Hocam, param var sağ ol. Oğlum biliyorum, ben veriyorum senin paranı. 1/2 söyleyip benim moralimi bozma. Al, al bakayım şunu. Al, utanma, al. Bu daha ne ki? Düğününüzü de ben yapacağım. Oha baba, yani saçma, ne düğünü canım? Tabii kızım, asıl masraf o. Babanızın yapmadığı kıyağı yapıyorum size. Akşam da yemeği biraz erken yiyin de sonrasında... vaktiniz kalsın. Ne yapacaklar ki akşam? Büyükleri olarak yol göstermek lazım. Aydan, şimdi sen benim bütün randevularımı sevgiline kaydır. Ben bir süre hasta bakmayacağım. Şu benim çantamı ver. Acil bir şey olmadığı müddetçe beni rahatsız etmeyin. Biraz düşünmeye ihtiyacım var.